Herkese merhaba. Art Niyet programımıza hoş geldiniz. Ben Celil Sadık. Ben Kemal Akçay. Bugünkü konumuz anti kahramanlar. Evet Cihil, önce çok kısa anti kahraman nedir ondan bahsedeyim. Çünkü biraz karıştırılan bir kavram. Anti kahramanlar filmlerde ve edebiyat eserlerinde motivasyonları, özellikleri ve kişilikleri bildiğimiz kahramanlara zıt olan karakterlere diyoruz. Daha doğrusu böyle olumsuz karakterlerde diyebiliriz. Şunla çok karıştırılıyor. O yüzden böyle bir tanım yaparak bayağı bir resmi girdik. Sonra hemen sana bir soruyla devam edeceğiz. Şunla çok karıştırılıyor. Kötü adamlarla yani antagonistlerle çok karıştırılıyor. Şimdi hemen çok kısa yine protagonist ve antagonistle onu tarifleyeyim. Protagonist bizim ana kahramanımıza verilen isim. Antagonist ise bu ana kahramanın filmde veya hikayede edebi eserlerde ulaşmaya çalıştığı noktayı onun karşısına geçen, onu engelleyen karakterlere deniyor. Yani kötü adam diyebiliriz antagonistler işte. Çok güzel bir örnek vereceğim. Joker. Dark Knight'taki Joker aslında bir antagonist. Yani kötü adam Heath Ledger. Yani o filmin ana kahramanı Batman, Bruce Wayne bir şey yapmaya çalışıyor, bir yere ulaşmaya çalışıyor ve onun önüne engel olarak Joker karakteri geliyor. 2019 yapımı Joker filmindeki karakterimiz ise bir anti kahraman. Çünkü biz onun hikayesini izliyoruz. Aslında ikisi de Joker karakteri olmasına rağmen birisi anti kahraman, diğeri ise kötü adam, kötü kadın artık neyse. Şimdi soruyorum, en Evet. sevdiğin anti kahraman kim? Sinemadan Öncelikle diyelim. beni Bu arada sanat tarihine de gireceğim. Sanat tarihinde de bu şekilde olmasa da böyle anti kahramanlar var. Hatta sanırım senin sevdiğin bir ressama da bir noktada anti kahraman diyebiliriz sanki Caravaggio'ya. tabii anti kahraman olabilir sadece onun hikayesine. Tablolarda da bu arada, tablolarda kullandığı karakterler de bence anti kahraman. Yani evet, onun tablolarda kullandığı şeyler de sıra dışı. İsa'lar, havariler, Meryemler. Yani o sıra dışı gerçekten. Ve anti kahraman diyebiliriz hem kendisine hem figürlerine. Bu arada öncelikle beni programına davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Sen ve dinleyicilerin gerçekten çok tatlı insanlarsınız. Neden İki sen hafta bana bu kadar takıldın ki anlamadım. yine benim kulağıma gelen bazı şeyler var. Oyuncu tercihlerimin beğenilmemesiyle ilgili falan. Ama ben oyuncu tercihlerimin beğenilmemesine çok takılan bir insan değilim. Çünkü ben sinema konusunda dikkat ederseniz beğenilirimi söyledim. Şimdi ben o bölümde mesela beğenilerimi söylediğim bölümde şunu fark ettim. Ben anti kahraman çok seviyorum ve benim daha çok anti kahraman ve kötü adam sevmem şey oldu. Yani böyle kötü karakterleri sevmem ya da anti kahramanları sevmem doğal olarak oyunculuğu da etkiliyor. Yani onu fark ettim. Bir oyuncu ya mesela şey gibi geliyor mu sana? Sana sormak istediğim soruydu. Bir anti kahraman ya da kötü karakter oyuncunun çok daha seveceği bir şey aslında. Yani bir oyuncunun çok daha fazla yeteneğini gösterebileceği bir şey gibi geliyor. Ya mesela Batman ve Joker örneğinden şey yaparsak, yola çıkarsak, ben oyuncu olsam Batman'den ziyade Joker gelmesini isterdim bana teklif olarak. Kendimi daha çok. O ama sanki Celil Dark Knight'a özgü bir şey. Tabii ki Tamam, orijinal. Dark Knight özgü düşünmeyelim. Dark Knight Rises'a bakalım. Batman mı, Bane'i mi oynamak istersin? Şimdi Ben Batman'in dışında bir örnek ver. Batman Batman dışında bir örnek vereyim. Okey, bir saniye düşüneyim. sen düşünürken ben bir açıklama yapayım bununla ilgili. Yani aslında karakterin iyi veya kötü olmasından çok veya protagonist, antagonist olmasından çok onun nasıl işlendiği, o karakter İşlenmeyi de öyle yüzeysel bir şekilde geçmeyeyim. Şimdi biz karakterleri sinemada yaşadıkları olaylar üzerinden tanıyoruz. Siz bir karaktere ne kadar geçmişiyle ilgili veya ona ne kadar mizansen yazarsanız ve onu ne kadar gösterirseniz yaşanmışlıkları olaylarını biz o karakteri daha fazla anlarız. Şimdi Dark Knight'ta Joker karakteriyle ilgili bir sürü sahne var ve bizi çok iyi bir şekilde işliyor orada. Yani neredeyse bir ana karakter kadar işliyor. O yüzden de karakteri değerli yapıyor. Şey diyemem yani o yüzden ille de anti kahraman yani kötü adamlar daha iyi iş ve anti kahramanlar daha iyi işleniyor diye keskin bir ayrım sanki yapamayız gibime geliyor. Çünkü çok kötü Daha iyi adam var. işleniyor değil de.
Çok kötü adam var ve o kadar yüzeyseller ki ha deyip dünyayı amaçsızca yok etmeye çalışıyor. Şimdi böyle Ama işte bak, bu karakterler... yapımından yapımına değişir. İyi bak, bunun karşısındaki iyi de salak bir iyidir, anladın mı böyle? Hani oha diye şeyse o da böyle saçma bir iyidir onun karşısında. Biz burada iyi örneklerinden konuşalım. Mesela aklıma gelen yine geçenlerde konuştuğumuz Leon filminde Gary Oldman'ın o kötü polis karakteri. Anti kahraman olarak mesela O anti aklıma şey kahraman, geliyor. bak işte burada düzeltiyorum. Gary Oldman o filmde anti Kötü kahraman değil. adam. Hayır bak, anti kahraman olarak oradan sonra virgül koydum. Anti kahraman olarak Denzel Washington'ın şeyi var. Filmin bir noktasına kadar anti kahraman olarak gittiği, daha sonra kötü adama dönüştüğü bir Training Day filmi var. Evet, Hani çok güzel bir örnek. evet ya, hani adam resmen ilk yarıda hani ortak olarak görüyorsun. Çaylağın ortağı olarak ve anti kahraman, işte sert polis, kural tanımayan bir polis olarak görüyorsun. Sonrasında bir anda kötü adama evriliyor ve ikisini birden görüyorsun aslında. Bunu, yani bu tarz şeyleri de seviyorum ama oyunculuk olarak daha ön plana çıkarıyor. Mesela Çaylak filminde, ya şey Çaylak filminde diyorum. Bu Training Day filminde, şimdi partnerinin adını unuttum ama diğer iyi polisi oynayan, o saf polisi oynayan çocuk mesela çok oyunculuk olarak Denzel Washington kadar ön plana çıkamıyor. Yani biraz şey, daha böyle histerik hareketleri olmasıyla. Mesela hatta şundan bahsedeyim. Histerik deyince aklıma Jack Sparrow geldi. Jack Sparrow aslında bir kahraman değil ama Disney yapımı altında olduğu için, biraz çocuksu olduğu için kahraman gibi davranıyor. Ama aslında düz bakarsak korsan değil mi bu adam? Hani soygunlar yapıyor, işte bir şeyleri. Ya sonuçta namus ve vicdan kavramları olmayan bir tip. Hırsızlık yapıyor, her yerden her şeyi çalıyor. Kendi başına buyruk, sadece kendi istediğini yapıyor ve bir anti kahraman aslında. Ve onun da böyle histerik hareketleri var. Yani hani böyle düşününce hep böyle aklıma birçok dizi geliyor, film geliyor. Keza Sopranos, anti kahraman öyküsü. Kocaman bir anti kahraman öyküsü. Şunu söyleyeceğim. Şimdi biraz hızlı gittin sen. Böyle heyecanlı anti kahraman deyince heyecanlandım bir an. Evet. Böyle filmleri her hızlı hızlı söyledin. Şimdi söylediğin filmler üzerinden çok bir daha bir geri dönelim. Mesela Leon. Leon'da dedin ki Gary Oldman kötü adamı oynuyor ve çok başarılı oynuyor. Ama onun dışında Çok başarılı. anti kahraman daha var. Jean Reno'nun oynadığı karakter bir anti kahraman. Ha, evet ya, evet doğru. O da anti kahraman. Bence çok da başarılı bir anti kahraman. Ve Evet. mesela onu şimdi Aristo Poetika eserinde bir karakterin hangi özellikleri olmasını söyler, tamam mı? Bunların başında da ahlak bakımından iyi olması. Şimdi eskiden daha ilk bu drama konuşulmaya başladığından beri aslında ana karakterlerin hep ahlak bakımından iyi olması beklenmiş. Daha anti kahraman kavramı 18. yüzyılda ilk defa dillendirilenmiş. Aslında çok yeni. Biraz bu bizim günümüzde de alakalı. Çünkü iyi ve kötü çok birbirinin içine girdi ya Celil. Yani şu an mesela sana şunu sorayım. Jean Reno anti kahraman diyoruz. Sence kötü bir karakter mi? Değil. Değil. Ama baktığın zaman seri katil. Kiralık katil. Kiralık katil. Pardon. Yanlış söyledim. Kiralık katil. O yüzden iyi ama buna rağmen iyi diyebiliyoruz. Demek ki iyi ile kötü çok iç içe geçmiş. O yüzden de şimdi iyi ile kötünün iç içe geçtiği karakter biraz daha zengin olmasını o yüzden bekleyebiliriz. O yüzden mesela Jean Reno'yu şey yapabiliyor olabilirsin. Veya işte oradaki karakteri sevmemizin sebebi kötü adamları neden seviyoruz? Sebebi belki de onları genelde kahramanlardan çok daha güçlü yaparlar. Daha dramatik etki o çok daha yüksek olsun diye. Belki o yüzden seviyoruz. Şeyi söyleyeyim, Training Day'de başka bir şey var ama. Bu arada öyle bir örnek verdim ki Denzel Washington o filmde Oscar aldı. Evet, çok çok da Aslında seviyorum o filmi ya ben. filmin ilk başında anti kahraman da değil o. O bir mentor. Yani aslında Ethan Hawke'ye ne yapması gerektiğini, asıl Ha, başlaması gerektiğini. yardımcı olan, değil Evet, Matrix'teki Morpheus gibi bir karakter. Ama mi? sonrasında senin de dediğin gibi bu arada çok güzel bir örnek. Karakter bir dönüşüm geçiriyor ve aslında onun kötü adam olduğunu, filmin kötü adamı olduğunu görüyoruz. Mesela bu da çok güzel bir örnekti. İyi aklına gelmiş. Ya Jack Sparrow biraz daha farklı sanki. O biraz daha karikatürize bir tip. Evet, Deadpool hakkında ne düşünüyorsun? Deadpool'u nedense ben çok sevemedim Komik çocuk. ya.
Deadpool'daki karakter de anti kahraman. Bu arada tarzı güzel yani. Farklı bir açıdan yaklaşıyor süper kahraman filmlerine. Hani onu takdir ediyorum ama genel olarak da çok süper kahraman filmi sevmediğimden belki de Deadpool. Hani neyi soruyorsun? Nasıl bulduğumu soruyorsun. Ya Deadpool iyi bir anti kahraman bence de, o yüzden sordum. Ya ben seviyorum Deadpool'u. İzlemek keyif veriyor. Hani böyle konuşması işte, ya ne bileyim, bir de şimdi Marvel dünyası içinde olunca hani bir süper kahramanlar böyle çok ponçik ponçik takılırken onun bir anda böyle çok artı 18 küfürleri, cinsel içerikli konuşması, yaptığı sapkınlıklar. Abi ikinci filmde hani bu herifin belden aşağısı kopuyor ve onun yeniden büyüme muhabbeti var. Hani bunlar bir çizgi romanda ya da şey, o dünya içerisinde, MCU denen dünya içerisinde çok görmeye alışık olduğumuz şeyler değil ya. İşte bunları çok dozajında yapıyorlar ve hani şiddet mesela, çok şiddetli bir işte şey olması, şiddeti sevmesi, bir kere kan kırmızısından alıyor kostümünün rengini falan. Kan revan ortalık ama seviyorsun yani. Onun dışında Tarantino'nun çektiği filmler de geldi aklıma. Alayı anti kahraman galiba. Çoğu yani, hani alayı demeyeyim de. Aslında doğru. Yani iyi bir karakter yok. Ahlak bakımından hani başta tanımladık ya. Ahlak bakımından hepsi Bak. ahlaksızlık önde gidiyor. Pulp Fiction'da iyi diyebileceğin tek karakter Bruce Willis'in sevgilisi abi. Evet. Diyebilirim. Yani arada giren taksici kadın bile hani anti kahraman. Onun mesela kısa filmi var o taksici. Hatta şöyle söyleyeyim. İyi hatırlattın. Pulp Fiction'dan önce o kızın oynadığı bir kısa film çekiliyor. Tarantino çok beğeniyor ve o kızı o filmde oynatıyor. Aslında ve aynı karakterle oynuyor. Ve aslında bu bir temizlikçi mi ne o taksici kız o kısa filmde ve cinayet işliyor. Aslında hani o önceki kısa filmi biliyorsanız o karakterin ne Ben kadar karanlık izlemedim olduğunu da görüyorsunuz. Efendim? ya. Ya ben izlemedim. Dedim ya, o bile karanlık geldi. Çünkü onu şey yapıyorlar, vurguluyorlar. Mesela herkes kötü. Inglourious Basterds. Herkes kötü abi. Herkes anti kahraman. İşte İşte bak, ne anti bileyim. kahraman kötü müdür bilmiyorum. Yani Inglourious Basterds'taki herkes kötü mü? İşte iyi ve Ha kötü ya, kötü kavramını dediğim şey konuşmak lazım. anlamında ya, anti kahraman. Ben yanlış kullandım, pardon. Mesela Inglourious Basterds, Django'da hadi Django iyi diyebiliriz belki. Django'ya iyi der misin? Anti kahraman mıdır Django, yoksa? Şöyle söyleyeyim, kaç kişi öldürüyor filmde? Çok doğru ya. Şey Ve nasıl sahnesi var öldürüyor? abi. Ve Kapı nasıl açık kalıyor öldürüyor? ya, bir adam kapının deşiğinde yatıyor. Sürekli aynı adama sıktığı bir sahne var. Sence iyi mi? Ben şimdi tekrar sana sorunu aynı şekilde sorayım. Sence iyi mi Django? Değil abi ya, doğru. Ama o da intikam ateşiyle yanan bir kardeşimiz. O yüzden çok şey yapamıyorum Django'ya. Bak, bir şey sordun bana ve gerçekten biraz cevaplamakta zorlandım. Hani dedin ya ben Kemal anti kahraman karakterlerin sanki daha iyi olduğunu, daha zengin olduğunu düşünüyorum. Mesela düşündüm. Anti kahraman olmayıp sevdiğimiz hangi karakterler var aklıma gelmedi. Aa bak şimdi Forrest Gump geldi aklıma. Anti kahraman olmadan sevdiğimiz karakterler. Ben de bir düşüneyim. İyilik timsali iyi olduğu için sevdiğin. Vay be, bu adam ne kadar cesur bir kahraman, ne kadar iyi bir insan dediğin. Çok iyi bir insan olmak zorunda da değil bu arada. Ya mesela Superman falan. Mesela hadi yine çizgi romanlardan gidersek daha kolay olur. Hani orada iyi kötü kavramı daha net olduğu için mesela Superman mi daha çok dikkatini çeker? Aslında bu, bir tane film vardı ya, Man of Steel diye. Ondan sonrasında izlemedim. Man of Steel'de kötü adam oynayan aktöre ben bayılırım bu arada. Benim Boardwalk Empire diye çok sevdiğim bir dizi var. Oranın da kendisi çok ya, yani baş rollerinden. Bir dakika, o oyuncunun ismine bakacağım. bu arada süper kahramanlarda normalde hep ana kahramanın kahraman olmasını bekleriz. İlginç bir şekilde artık işte hem bu Deadpool'la birlikte belki hem son Joker filmiyle bu yavaş yavaş değişmeye başladı. Ondan Değişti. önce Punisher vardı. Mesela Tabii Punisher'da Punisher. falan bir ya Milletin kötü ağzına diyebiliriz el ama bombası sokup kafalarını patlatan bir kahramandı. aynen. Superman'in kötü adamını Michael Shannon oynuyor. Çok çok Evet. severim kendisini. Ben de çok severim bu arada. Aşırı iyi bir oyuncu abi. Ve Boardwalk Empire izlemediysen, sadece orada bir federal ajanı oynuyor. İnanılmaz dindar bir federal ajan. Ve o da bir anti kahraman. İşte mesela çok şehvet duyuyor diyelim. Bir kadının fotoğrafına bakıyor. Eve gidip saatlerce kendini kırbaçlayan bir federal ajan. Ve bir noktada bunu söylemek zorundayım ya. Yani. Hani
bir noktada karakter bir değişim geçiriyor. Alkole başlıyor ve polislikten atılıp mafyanın içinde iş buluyor. Abi inanılmaz bir hikayesi var. Yani sırf bu adamın karakter değişimi ve öyküsü için bile bunu tavsiye ediyorum. Ama biraz ağır gelebilir dinleyicilerimize. Bak mesela şimdi dizi dedim, Breaking Bad'deki tabii Walter White kesinlikle. Bence Walter White bir kötü adam bu arada. Yani kötü adama evriliyor. Tam bir kötü adam oluyor. İyi bir karakter değil. Amacından tamamen sapıyor. Anti kahraman olması gereken noktada hani ya da anti kahraman nasıl diyeyim? Olmak için gerekli olan şeyleri de aşıyor. Mesela artık ailesini doyuracak kadar parası olmasına rağmen tutup işte empire business falan filan gibi hani artık imparatorluğa döküp hatta Jesse'yi işte ne bileyim Michael'ı çok zorlaması hatta öldürmeye çalışması hatta spoiler olacak ama birilerini öldürmesi hatta küçük bir çocuğun ölümünde bile olayı örtbas etmeye çalışması tam bir kötü karaktere dönüşüyor Walter. Ya şimdi filmlerde biz aslında çoğu zaman karakterlerin dönüşümü için izleriz. Bu ille de dönüşmek zorunda değildir. Bazen dönüşme çabasını izleriz. O yüzden de bu kahramandan anti kahramana geçen veya tersi olan filmlere de rastlarız. Mesela Baba filmindeki Michael Corleone. Evet. Yani filmin başında aslında iyi birisi. Hatta mafyanın içerisinde olmak istemiyor. Fakat evet, başına gelen olaylar neticesinde karanlık tarafa geçiyor. Yani bu aslında çok güzel bir normal kahraman olarak başlayan ama sonra anti kahramana dönüşme hikayesi diyebiliriz. Şey diyebiliriz. Star Wars geldi aklıma hemen. Evet, o da çok benim de bu arada anlatırken aklıma gelmişti. Nightcrawler filmini izledin mi? Aa, çok iyi film. Çok çok severim. Bak, o mesela saf bir anti kahraman. Müthiş bir anti kahraman hem de. Evet. Jack Gyllenhaal'ın oynadığı filmlere bak. Özellikle de anti kahraman tipleri oynadığı filmlerde. Bak bir tane polisi oynuyor. Prisoners diye filmde Hugh Jackman'ın karşısında. Evet. Mason bir polis böyle. Orada hadi iyi karakterde. Orada iyi karakterde. Oradaki oyunculuğuyla dikkat çekiyor. Ama adamın mesela daha çok böyle anti kahramanlardan ünlü olduğunu görürsün. Heath Ledger bir kötü adamdan ünlü oldu. Tom Hardy bir kötü adamdan ünlü oldu. Kusura bakmayın Tom Hardy diyorum ama. Mesela Al Pacino, Scarface bir anti kahraman. Hatta kötü adam ya. Yani hatta Babada da işte dediğiniz gibi. Yani evet Babada da dediğiniz bak, gibi. Al Pacino dediğin Dog Day Afternoon 1975 yapımı. Banka soyuyorlar. Aslında bir anti kahraman. Köpeklerin Günü değil mi? Şey, evet Köpeklerin Günü. Ha tamam. Öyle. Şey Robert De Niro, Taxi Driver. Abi bak herkesin ünlü olduğu filmlere bak. Anti kahraman ya da kötü adam oynuyorlar. Jack Nicholson, Guguk Kuşu. Abi Jack Nicholson Guguk Kuşu da iyi bir adam mı bilmiyorum yani. Anti kahraman. Yok. Anti kahraman. Tabii anti kahraman. Shining'de kötü adam. Yani başka ne var? O kadar çok. Mesela sen Vikingleri izlemedin. İzlemedim. Yani hiçbir karakter yok ki akıl sağlığı normal olsun. Hepsi ciddi bir ruh hastası. Hepsi anti kahraman ve özellikle ben Ragnar'ın öyküsünü çok çok seviyorum. Yavaş yavaş nasıl tahtın onu gücün yozlaştırdığını, hırsına yenik düşüp yüzlerce binlerce insanın ölümüne sebep olmanın ne demek olduğunu çok iyi anlatmışlar. Özellikle ilk 4 sezonu muhteşem. Oğlu Ivar the Boneless zaten, kemiksiz Ivar. Yani hani tarihte de dünyanın inanılmaz korktuğu bir Viking kralı. Avrupa'nın başına gelmiş en büyük felaket ya da Tanrı'nın kırbacı olarak şey yapılıyor, anlatılıyor. Mesela Ivar'ın bacakları yok. Yani bacakları yok derken var ama bir kas erimesi hastalığı var. Buna rağmen Vikinglerin kralı olmayı başarmış. Taktisyenliğiyle, bu yüksek zekasıyla, savaşlarda yaptığı taktiklerle. Hani Ragnar'dan sonra dizi Ivar'la devam ediyor, oğluyla devam ediyor. Hani bir tane böyle bir anti kahraman izliyorsun. Anti kahraman Ragnar'ı izliyorsun. Daha sonra gerçekten belki de dizi tarihinin en işte kötü karakterlerinden biri. Ivar'ı başrol olarak izliyorsun. Yani bir kötü Viking kralının hayatını izliyorsun. Hı hı. Çok ilginç bir şey o açıdan. Kötüleri izlemeyi sevdiğim için seviyorum o işi de. Niye? Sen de kötü müsün gerçek hayatta? Hayır ama kötüleri izlemek daha zevkli. Daha yüksek oyunculuk. Mesela hadi gel ihtiyarlara yer yok. Yine
anti kahramanların ve kötü adamların cirit attığı bir film. Hani nasıl performanslar? Onu düşün mesela. Ya şimdi işte bak, bunun antitezi olarak sana iyi karakterleri oynayıp başarılı performans gösteren Ama bak oyuncu benim aklıma seçmeni geliyor. düşünüyorum. Senin de daha çok anti kahraman ya da kötü kahraman aklına geliyor. Ama şu an ikimizin de aklına iyi karakter gelmiyor abi. Performansıyla ön plan. Rain Man. Tom Cruise mu yoksa şey mi? Dustin Hoffman mı? Yani Ya şöyle bakma da Dustin Hoffman orada anti kahraman değil. hayır, anti kahraman değil. İyi karakter ve anti kahraman yaptım sana hadi. Rain Man'de. Hadi Tom Cruise'un karakteri çünkü biraz daha anti kahraman gibi ya. Filmi götüren Tom Cruise aslında orada. Yani O filmi götürmek başka bir fonksiyonun şeyi. Ama orada oyunculuğu gösteren yine şey Dustin Hoffman. Bu arada şu yanıltmasın. Şimdi biz eylemler üzerinden izliyoruz ya filmi. Bazen mesela oturup bir manzarayı izlemek de bir eylem olabilir. Her ne kadar orada Dustin Hoffman çok pasifmiş gibi görünse de Rain Man Tabii. filminde aslında o kadar da pasif değil. Ya değil, elbette ki değil. Hatta Ben Tom sadece Cruise'un, karakter bak, aslında bahsediyorum. Dustin Hoffman statik bir karakter. Yani filmin başında ne düşünüyorsa filmin sonunda onu düşünüyor. Tom Cruise'sa aslında başta kibirliyken, Tabii para sonradan düşkünüyken değişti. filmin sonunda değişiyor. Ama onu değiştiren Dustin Sana tezime destek olacak bir şey daha söyleyeyim mi? Hoffman. Söyle bakalım. Edward Norton'un meşhur olduğu ilk filmi. Primal değil. Orada kötü adam ama o. İşte tamam bak zaten benim tezim şu. Anti kahramanlar ve kötü kahramanları oynayan insanlar bir üst seviyeye geçiyor oyunculukta. Yani bunu becerirlerse bak gerçekten abi şu anda kadar Al Pacino'dan tut Tom Hardy'ye kadar Edward Norton'a kadar bütün yani daha çok olduğunu söylüyorum bunların. Tamam, başka Bütün bir şey söyleyeceğim. Ben de sana antitez. Bu biraz bak, bu arada şöyle söyleyeyim. Hani biraz önce dedim ya, biraz postmodernizmle alakalı. Hani her şeyin birbirine, kavramların biraz daha tartışıldığı bir dönemde yaşadığımız için son yıllarda çekilen filmlerde, yani son 20-30 yılda biraz daha iç içe geçiyor. Ama mesela bundan önce, atıyorum 70'lerden önce, jön oyuncuları veya güzel kadınları kötü rollerde oynatamıyordun. Yani adama veya kadına teklif ediyordun. Diyordu ki bu rol benim, Erol Taş örneği mesela. Hani adamı taşlıyorlarmış. Hani o kadar etkiliyormuş. Hani eskiden de farklı bir durum vardı. O dönemde iyi abi son karakter 20-30 yıla oynamak. baksak ben zaten o açıdan söylüyorum. Son 20-30 yıla baksak yeterli bence. Şu anda hiçbir iyi karakter yok ki bizim ana akım Hollywood sinemasında olsun ya da şeyde olsun. Yani bir kötü adam filmin enerjisidir abi. Filmin bütün temposunu kötü adam iyi ise filmi çok güzel izletir. Batman iki filminde de kötü karakterlerin iyiliğiyle götürdü. İlk filmde de yönetmenin iyi ve hatta yine ilk filmde kötü adam Liam Neeson'ın oynadığı Ra's al Ghul'du. İkinci filmde Joker'di. Üçüncü filmde Tom Hardy. Bane'i oynamıştı ve çok iyi üç karakter. Yani çok iyi üç kötü karakter yazılmıştı. Yani genel olarak Batman'i izlemedik ki biz. Batman'in kötü adamlarına film yapmış gibiydi Christopher Nolan. Hatta Christopher Nolan'a dönelim. Onun karakterleri nasıl? Mesela Inception'daki Leonardo'nun oynadığı karakter bir anti kahraman. Ama mesela Interstellar'da Matthew McConaughey'nin oynadığı karakter evet iyi bir karakter diyebilirim onun için mesela. Anti kahraman değil. Anti kahraman değil. Toplumsal değer yargıları çok uyuşan bir karakter. Peki bu adamın, bu oyuncunun oynadığı diğer filmlere baktığın zaman Oscar aldığı film anti kahramandı. Yani biraz anti kahraman tipinde. Bazen işte bak, ona anti kahraman ve şey, biraz da bazen iç içe geçiyorlar. Ya yani mesela Evet. Dallas Buyers Club'daki karaktere anti kahraman der miyim? Pek emin değilim. İlk başta anti kahraman bence. Ya mesela uyuşturucu şey, AIDS olması anti kahraman yapar mı bir karakteri? Hayır, yaşam tarzı insanlara davranışı. Bunlar sonradan sonra değişiyor. Ön yargılı. Mesela hadi onu geçtim. Bu adam asıl son dönemlerde hangi işle ünlü oldu? True Detective'deki Rust karakteriyle. Yani, yani bir polis ve işte uyuşturucu bağımlısı bir polis. İşte biraz şey gizemli böyle. Yani hani yine bir anti kahraman da ünlü oldu. Yani böyle herkes aa işte diye adını söylemeye başladı falan. Matthew McConaughey aslında 90'larda biraz romantik komedilerle ünlü oldu. Evet. Ama sonra bir kariyeri düşüşe geçti.
Sonradan yeni işte dediğin gibi özellikle True Detective onu bir Yani konuşalım. bak ne oldu? True Detective'te atladı adam. Yani mesela şey abi ben en basitinden Leonardo DiCaprio'nun oynadığı o kadar film var. Django'da oynadığı o hani elini de gerçekten kestiği sahneler. Oradaki o Calvin Candy abi unutulmaz oldu. Yani neden? Çünkü adam çok yüksek enerji gerektiren bir karakterin altından başarıyla kalktı. Ve Celil, hepimiz bayıldık. DiCaprio yapan Titanic'tir. Şimdi Yani bence senin tezin yakışıklılığıyla. Hayır nasıl? bence orada yakışıklılığıyla ünlüydü. Yani Leonardo'yu çok daha farklı filmlerde izlemek hoşuma gidiyor. Farklı karakterlerde falan izlemek. Bak Daniel Day-Lewis örneğinden çıkalım madem. Anti kahraman. My Left Foot filmini izledin mi? Onu izleyemedim hala ama kan dökülecekti anti kahraman. Hatta kötü Bayağı. adam neredeyse. Hatta Bayağı bayağı kötü. Yani antikarman. son oğluyla konuştuğu yerde bence kötü adam. Yani Hayır. Kötü adam olması şu. Baştan beri kötü adam. O ayrı. Ama işte ana kahraman olması farklı. Kötü adam deyince işte şey. Biz farklı birisinin gözünden tabii. o an hikayeyi Yani izliyoruz. iğrenç bir insan. Öyle söyleyeyim. Antikahraman işte. Bayağı Yani net bir New York antikahraman. çetelerinde de baktığında kötü Orada adam. kötü adam. Orada ana kahraman Leonardo DiCaprio. Bak mesela Leonardo DiCaprio orada mı daha dikkat çekici oynuyor yoksa Django'da mı? Çünkü kötü adam sana imkan sunar abi. Bağırtır, çağırtır, ağlatır, histerik duygular yaşatır. Seyirciyi sürekli işin içinde tutar. Daha çok dikkat çeker kötü adam. Ben oyuncu olsaydım açıkça söyleyeyim daha çok kötü karakterleri isterdim oynamayı. Gerçekten öyle. Ya anti kahraman isterdim ya da kötü adamları isterdim. Sen niye pis tip insanları seviyorsun? Bak, resim sanatında en sevdiğin adam belki de resim sanatının şimdiye kadar gelmiş bir şey en pislik adamı ya. Senin bu pis Benim tip insan suçlular sevmen ilgimi nereden? çekiyor. Suçlular benim çok hoşuma gidiyor. Suçlular, kriminal psikoloji genel olarak hadi madem öyle söyleyeyim. Yani biraz ilgimi çekiyor ve böyle suçluların aslında garip bir yapısı olduğunu düşünüyorum. Yani mesela sokaktan gelen insanlar, hırçın insanlar, bu insanların yükselişi çok aslında bizim hayat içerisinde yapmak isteyip yapamadıklarımızı yapabilen tipler ya bunlar. Filmlerde, dizilerde. O yüzden hani böyle illaki kötü adamlıktan bahsetmiyorum. Bir de şey var. Bana Christopher Nolan'ın Dark Knight Rises'da öğrettiği yeni bir kavram var. Sonradan ben bu kavramı araştırdığımda necessary evil yani gereken bir kötülük. Aslında şimdi yeni bir kategori gibi yani hani bir kötü gerekiyor ki atıyorum insanlığın devam etmesi için. İşte Necessary Evil kim olabilir? İşte MCU'daki Thanos. İşte evrenin düzenini sağlayabilmek adına birkaç gezegende soykırım yapıvereceğiz. Canım ne olacak diyen bir tip. Bu kişi durduk yere kötülük yapmaz. Joker'den farklıdır. Joker'le bir odanın içinde otururken tedirgin olabilirsiniz ama Thanos'la oturup normal bir mantık çerçevesinde sohbet edebilirsiniz. Size bir zarar dokunmaz. Hatta Bu arada Joker'le karşılaştığınız zaman Joker'in de bu arada felsefesi var. felsefesi var. Evet onun ama onunkiler daha sapıkça oluyor ya. Ya Sapık. mesela şey var abi çizgi filminde istiyor ki mesela herkes gülsün. Yani gülerek bir ilaç atıyor her yere. Herkes gülerek ölüyor falan. Saçma sapan şeyler. Yani hani ya da filmlerde tamam filmde ne istiyor abi? Kaos istiyor. Mantıklı mı? Değil. Ama mesela Ra's al Ghul'unki daha necessary evil. Yani Christopher Nolan aslında yine bu dediği felsefede iyi kötü karakter yaratabiliyor. Hani gereken kötülük, gerekli kötülük. Mesela bu kavram da çok ilgimi çekiyor. Hatta şöyle bir tanımlamasını okumuştum. Bir necessary evil kötü karakterden yani bir saf evil'dan farkı şudur. Atıyorum bir gerçek kötüyle karşılaştığınız zaman yanınızda iyi bir kahraman olmasını değil, yanınızda bir necessary evil olmasını istersiniz. Hani burada bir nevi anti kahramana yakın. Çünkü o anti kahraman ya da o necessary evil o kötü adamı perişan edecektir. Hani neden? Çünkü iyi adam en fazla yakalar, döver, bağlar, adalete teslim eder. Seni öldürmeyeceğim der. Ama Necessary Evil ikiye böler. Hani bu anlamda daha heyecan verici karakterler, heyecan verici tipler. İlgi çekiciler yani.
Sanat tarihinde peki böyle antika yani tablolar aracılığıyla bizim önümüze sunulan böyle antik kahramanlar var mı? Hani Caravaggio bir şekilde kendi otoportrelerini buna dahil edebiliriz ama onun dışında var mı? Ya mesela suçluları ele alan resimler var. Sadece onları söyleyebilirim. Bu arada aklıma bir söz geldi. Çok çok sevdiğim bir kişiden. Stanley Kubrick suçlulara ve sanatçılara karşı bir merak besliyorum. İkisi de bence aynı. Hani tam cümleyi hatırlamıyorum. Tam o sözü hatırlamıyorum. Bulabiliriz de. Suçlulara ve sanatçılara merak duyduğunu. Çünkü iki türünde, iki grubunda aslında aynı kafa yapısına ait olduğunu söylediği bir sözü var. Ben buna çok katılıyorum bu arada. Ve sanatçıların hayat hikayeleriyle suçluların hayat hikayelerini okumaya bayılırım. Ya bu anlamda Kubrick'le zevklerimiz tam olarak örtüşüyor diyebilirim. Kübrik o bağlantıyı neye göre kuruyor? Hatırlıyor musun? Onu hatırlamıyorum. Yani o şöyle bir konuşmanın içindeki bir şey değildi. Hani o, ben okuduğumda böyle bir konuşmanın içinden bir alıntı yani ona dikkat ettim diye bir şey yok. Sadece bir yerden almışlar o sözünü, bunu paylaşmışlar. Ben de burada bir yerden gördüm. Aa dedim evet aynı hani ben de böyle düşünüyorum. Çünkü ilgimi çekiyor daha doğrusu öyle düşünmek değil. Bende de aynı merak var. Ve ya mesela tanıştığım insanlar da oluyor. Hani geçenlerde bir arkadaşla tanıştım ve o da aynı şeylere merak duyduğunu söyledi. Yani hani böyle suçlu hayatları, şey hayatları, böyle nasıl diyeyim, seri katiller. İlk söyleyince zannettim ki böyle bir hırsızla veya işte katille konuşmuşsun da. Ya bir seri katille oturduk geçen. Dedim ki size çok kötü davranıyorlar. Mesela Hannibal Lecter'ı konuşmadık abi. Lecter'ı konuşmadık. Onu zaten bir sonraki seminerimizde detaylı konuşacağımız için belki girmemişizdir. Peki Hannibal sadece Lecter de bu şunu arada sorayım. şey değil bu arada. Nedir? Yani sadece bunu soracağım. Hannibal Lecter nedir? Kimdir? Yani kimdirden ziyade nedir? Anti kahraman mıdır? Kötü karakter midir? Bir O bir necessary evil mıdır? ilk Kuzuların Sessizliği filminde aslında mentor Anthony Hopkins. Ana kahramanımız Judy Foster'ın oynadığı Clarice karakteri ve Clarice karakterinin motivasyonu Buffalo Bill'i bulmak. Fakat Buffalo Bill'i bulabilmesi için, onu yakalayabilmesi için Anthony Hopkins'in oynadığı Hannibal Lecter karakterine ihtiyacı var. O da onun bir şekilde oraya ulaşabilmesi için ona yardımcı oluyor. Aslında bir mentor karakter. Ama ikinci Hannibal filminde biraz da yıllar geçti. Çok hatırlayamıyorum ama orada sanki kötü adam gibi hatırlıyorum. Yani Julian Moore'un oynadığı karakter bir şekilde Anthony Hopkins'i bulmaya çalışıyor. Asıl motivasyonu o. O yüzden hani Hannibal Lecter kötü olduğu kesin ama onun hikaye içerisindeki fonksiyonu işte iki filmde de değişiyor. Ama çok orijinal bir karakter. Şey mesela zıtlıklar çok önemli işte hikayede. Aslında çok zeki bir psikolog ama bir yandan da psikopat. Mesela Anthony Hopkins yapan rolün yine böyle bir rol olması. Evet, aslında mesela şöyle söyleyeyim. Anthony Hopkins ondan önce de önemli bir oyuncu. Hatta 1980 yapımı Elephant Man var. David Lynch'in Bak ikinci şöyle filmi. dünya çapında hani başka Şöyle bir söyleyeyim. seviye diyorum ya. Tamam. 1980 yapımı Elephant Man filmi Oscar adayı olmuş bir film. Yani çok bilinen bir film. Orada da Anthony Hopkins başrol oynadı. Hitler'i oynadığı bir film var. Yine 1981 yapımı Bunker. Ama haklısın yani böyle A sınıfı bir oyuncu değildi Anthony Hopkins. O karakterle bambaşka bir boyuta evrildik ki 92-93 yılı hemen bir Howard's End, ondan sonra 93 yılında Remains of the Day ve 95 yılında Nixon oynadı. Bak ilk aklıma 97'de Amistad oynadı ama bak bunlar da hep iyi karakterler oynadı bu arada. Peki, şöyle, evet iyi karakterler oynadı ve dünya çapında onu ünü getiren rol yine kötü bir roldü. Şimdi bir şey Haklısın daha sor. Sana bir Celil. soru soracağım. Haklısın Celil. Sana bir soru daha soracağım. Brad Pitt dünya çapında hangi filmle daha böyle poster afişleri oldu? Hangi filmle daha üst bir seviyeye atladı? Çok güzel bir konu açtın. Bu arada şunu söyleyeyim. Biz bunu doğaçlama bir şekilde yapıyoruz ama şu an çok güzel bir konu açtın. İlk, yanlış hatırlamıyorsam Brad Pitt'in oynadığı ilk film Thelma ve Louise. İzledin mi? Yok Orada izlemedim. böyle çok kısa bir rolü var bu arada. Hemen böyle giriyor, çıkıyor. Biraz da o görselliğiyle ön planda. Bir pislik bir karakteri oynuyor bu arada. O ayrı bir konu. Hani yakışıklı ve kızların böyle kalbini kırıp onların parasını çalıp kaçan bir rolü vardı. Ondan sonra
Ki oynadığı roller hep böyle yakışıklı ve onu güzelliğiyle ön plana çıkartacak roller. Hatta Legends of the Fall vardı o filmde. Seven filminden bahsediyorsun muhtemelen. Benim Seven filmini söylememi istiyorsun. Aslında Fight Club'dan bahsediyordum. Hayır, 95 yapımı Seven'da. Mesela o filmde şöyle çok karanlık bir karakteri oynadığını söyleyemeyiz ama Seven filmindeki rolü kabul etmesinin sebebi Brad Pitt o iyi çocuk imajından kurtulmak içindi biraz. Gıcık bir tip doğurdu, değil mi? Evet, bayağı Ve gıcık bir evde tip. daha karanlık bir filmde oynuyor. Mesela ondan önce hep Evet. böyle şey daha genç kızlar için romantik komedi olmasa da romantik filmlerde oynamıştı. Ama Seven'daki rolünü kabul etme sebebi balıklama atlıyor bu arada. Hani bayağı David Fincher 53 ile başarısızla uğradıktan sonra sinemaya küsüyor. Ben bir daha film çekmem diyor. Brad Pitt biraz da ona baskı yapıyor. O Ya şekilde o oynuyor. filmi çekip de neyse. Ama bu arada şey var. 1995 yapımı 12 Maymun filminde de böyle zeka geriliğine sahip bir karakteri oynuyor yine. Hatta ilk Oscar adaylığında o film vardı. 12 Maymun'da. Ama evet Fight Club'da tabii ki bambaşka bir boyutu Dedim alabiliyor ya, Brad Pitt. poster afişi olmak. Yani hani başka bir şeye, boyuta evrilmek. Bütün dünyanın, ya film izlemeyen adamın da o Tyler Durden dediği nokta var ya. İşte o noktada yine bir anti kahramanı, hatta bir kötü adam oynadığını görüyoruz bir başka oyuncunun da. O çok Daha karışık ilham. ne diyebiliriz bilemiyorum kötü adam. Çünkü aslında ana karakterin bir parçası olduğu için Evet. onu tam emin değilim yani nasıl sınıflandırabiliriz. Garip ya. Yani genel olarak insan böyle karakterlere ilgi duymasından da ziyade ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum. Ya mesela Türkiye'den bahsedelim. Türkiye'de çok iyi bir iş vardı. Behzat Ç. Behzat Ç bir anti kahraman. Ne yapıyordu bu anti kahraman? Eylemlerde zulme uğrayan azınlığın yanında duruyordu. Yani bak, anti kahraman sana şey yapar. Seyircinin duygularına da tercüman olur bir noktada. Sonra işte ne bileyim, çoluğa çocuğa tecavüz eden adamları sorguda öldüresiye dövüyordu. Bunlar bir polisin yapmaması gereken şeyler, değil mi bir noktada? İşte her gün alkol alıyordu, içiyordu. Neden? Çünkü gerçekçi, böyle bir hayatı olan, her gün ceset gören bir adam, kızını kaybetmiş, ailesi dağılmış bir adam, kendini alkolle uyuşturuyor. Ve bu yüzden agresif, dengesiz, kaba saba, herkese lağlığı çeken ve ne bileyim, toplumun gerektirdiği, böyle sosyal yaşamın gerektirdiği kurallardan ve nezaket kurallarından vazgeçmiş. Ama içten içe biliyorsunuz şefkati var, vicdanı var, göstermese de. Ve özellikle bizim toplumumuzda çok çok fazla konuya değinen inanılmaz bir yapımdı ya. Hani her şey, cumartesi annelerinden tut, travestilere kadar, eşcinsellik soruna kadar her noktaya değindi bu yapım Türkiye'de. Ve Türkiye'nin bence en cesur, en iyi yapımıydı. Ve buradaki karakterlerin hepsi, dördü, Hayalet, işte Akbaba, Behzat ve Harun, dördü de anti kahramandı. Onun dışında onun kötü karakterleri de ülkede bayağı konuşuldu. Nejat İşler'in Ercümen Çözer, işte yine Memduh Başkan. Hani yani çok böyle en azından bu diziyi izleyen insanların gözünde bu insanlar oyunculuk olarak çok daha farklı bir seviyeye geldiler diye düşünüyorum. Şimdi ben Behzat Ç'yi hiç izlemedim ama çok güzel bir konuya değindiğini düşünüyorum Celil. Şimdi biz normal hayatta hep iyi olmak zorundayız ya ve yine o Martin Scorsese'nin lafını hatırlatalım. Hani biz filmlere başkalarının hayatını tecrübe etmek için, deneyimlemek için gidiyoruz ya. Sonuçta oradaki hani gerçek hayatta kötü olamıyoruz. En azından o karakterle özdeşleştiğimiz veya benimsediğimiz, empati kurduğumuz karakterin bir şekilde kötü olması bizi belki de tatmin ediyor ve belki de arındırıyor. O yüzden hani belki de biz polis olsa bir polis memuru izlese hani o kendisi bir soruşturmada belki o tecavüz etmiş karakteri insanı hani bir şiddet uygulayamıyor ya bir şekilde o filmi izleyerek oradaki o dışa vurumunu bir şekilde onunla tatmin ediyor belki de. Evet. Evet yani şey kısmı ilginç. Normal hayatta iyi olmak zorunda olmamız ve filmlerdeki o yüzden kötülükten yani şey seviyeli kötülükten bahsediyoruz. İşte anti kahraman kötülüğünden keyif alıyor olmamız belki de bununla alakalı olabilir.
Daha tabii çok söyleyecek şey var ya. Yani hani çok fazla yapım, dizi vesaire ama bence gelmiş geçmiş en iyi anti kahraman Tony Soprano'dur. Burada ben konuyu kapatırım. Tamam, İzlediğin Sopranos. zaman bunu konuşuruz tekrar. Tamam, okey. Dizide dönün. Son kapatmadan önce en sevdiğin sinema tarihindeki anti kahramanı söyle. Ben de söyleyeyim, öyle kapatalım. Yorum yapmayalım birbirimize. Sadece isim var. Çok zor soru. Sen söylesene ilk, ben oradan bir hatırlamaya çalışayım bir şeyler. Ben Taxi Driver'daki Travis Bickle diyorum. Robert De Niro'nun oynadığı. Çok iyi. Şimdi ben de onu söylesem olmaz. Çok iyi söyledin. Tamam, sen onu söylersen bu sefer Michael Corleone Godfather derim. Hayır, ben onu söyleyeceğim. Yok yok, Taxi Paylaşabilir. Driver ya. Ben evet, gerçekten Taxi Driver diyorum ben de. Okey, yorum yapmayacağız o zaman, bak öyle Evet, dedim. yorum yapmayacağız. Peki, Dizi zaten olarak on... söyle. Senin var mı dizi olarak? Aa, ben de Breaking Bad derim. Ben biraz klasik bir cevap vereceğim ama Ya bence tabii çok canım, çok çok iyi bir başarılı. karakter. Tony Soprano'dan sonra gelen en başarılı anti kahraman bence. Walter White ya. Bir ara da şeyi konuşalım ya. Karısını konuşalım. Neydi karısının ismi? Kyler Skyler. White'ı konuşalım. O çok... Skyler White. Yorumlardaki o nokta nokta Skyler yorumları. Aşağı biniyorsun sonsuz Skyler falan filan diye insanlar çıldırıyordu. Bir şey söyleyeyim mi? Yani Ama kadın haklı yani sonuna kadar. ben fazla yüklenildiğini düşünüyorum Çok Skyler'ın. fazla yükleniliyor. Ben Skyler fan Sen kötü insanları seviyorsun zaten. Kötü değil ki Skyler. Walter kötü. Hani kötülük Özellikle yapıyor ya, Jack'in o yüzden. yaptıkları. Hani kocanı aldatmak kötü bir şey değil midir? Veya herhangi bir sevgilini, Abi eşini aldatmak. kocasını aldatıyor da evet ya, o da kocasını aldatıyor. Doğru söylüyorsun. Ama Jesse ya, Jesse'ye çok üzülüyorum. Bu kadar bir insan saf, temiz, masum nasıl olabilir ya? Jesse Jesse mi Pinkman. sağ? Jesse çok saf. Saf mı? Yani hayat onu öyle kötü arkadaş ortamı, onu böyle uyuşturucu satıcısına çevirmiş olabilir ama Jesse'nin kalbinde bir melek var. Ben buna inanıyorum. Senin kadar kötü insanları seven başka kimseyle karşılaşmamıştım. Bu da iyi oldu. Severim ya. Ben var ya, karşılaşsam da böyle ilgimi çeker. Mesela ben böyle arkadaş ortamında falan hani denk gelirsin ya, böyle işte adamın biri gelir böyle sert maço bir tip falan, böyle ben içeri girdim çıktım. Aa, anlatsana biraz falan. Zorlarım, sıkıştırırım yani, böyle adamı incelemeye başlarım. İlgimi çekiyor. Ya da sanatçılarla da aynı şey oluyor. Ne yapayım? Bak, Stanley Kubrick'teki lafı o yüzden eşleştiriyorsun. İkisini Tabii de tabii. merak etmem. İkisini de merak ediyorum, evet. İlgimi çekiyorlar. İyi, güzel. Haftaya o zaman böyle biraz daha suç üzerine bir bölüm yapalım. Madem böyle sen kötü adamları seviyor musun, kötü kadınları, o noktadan ilerleyelim. O Tamam. zaman dinleyicilerimize teşekkür ederiz bizi dinledikleri için. Haftaya yeni bir Herkese. konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın, teşekkürler.